İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım açıklamasına tepki gösterdi. Mustafa Akıncı zaten Tayfur Sökmen olamaz. Çünkü ikisinin arasında büyük fark var. Tayfur Sökmen, Atatürk'e verdiği sözün gereği Hatay Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamı bırakıp başında bulunduğu 40 kişilik Hatay Milli Meclisi ile ana vatana katılma kararı alan, ana vatana sadakatli bir devlet adamı. Yani Hatay Cumhurbaşkanlığı'nı bir kenara bırakmış ve ana vatanı sade vatandaşı olmayı tercih etmiş, dünyada eşine ender rastlanan mümtaz bir devlet adamıdır. Oysa Akıncı, Kıbrıs'ta da Türkiye ana vatan diye adlandırılır. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve Yunanistan'ın arzusu üzerine ana vatanı Yunan'a, Kıbrıs duruma teslim etmek üzere gayret eden bir devlet hainidir. Çirkin açıklamasında Mustafa Akıncı'nın ihanet içerisinde olduğunu söyledi. İkisinin arasında büyük fark vardır. Birinde ana vatana sadakat, diğerinde ana vatana ihanet vardır. Akıncı birdenbire 13 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Kıbrıs'a gelmiş ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Akıncı'yı Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçtiren Türkiye'dir. Bir başka deyişle de Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Bugün itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Akıncı'nın 26 Nisan'da gireceği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk milleti olarak ve İYİ Parti olarak tavrını merak ediyoruz, takip edeceğiz ve izleyeceğiz. Çirkin konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Gerçek milliyetçilik ufak salon gösterileriyle değil, mikrofonlarda değil, Akıncı'ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçim sandığında ortaya koyacağı tavırla seçimlerde olacaktır, olmalıdır. Hatay Valiliği'nde düzenlenen organizasyona davet edilmedikleri için katılmadığını ifade eden Çirkin, bunu siyasi bir acemilik olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi bundan sonra bu tür birliği meselelerinde bu organizasyonu yapan arkadaşlara tavsiyemiz, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin organizasyonu yapmaları.